Üzülünce bir yoldayım. Gidiyorum gündüz gece. Bilmiyorum ne haldeyim, gidiyorum Halk sanatımızın çağlardır süre gelen bir kolu da halk ozanlarıdır. Değirmende un öğüten değirmenci çırağı, dağda koyun güden çoban bir akşam bir düş görür. Düşünde ak saçlı bir ihtiyar ona bir dolu sunar. Bu dolu bir bardak şerbettir, bir bardak meydir ya da bir elmadır. Ya da değirmenci çırağı çoban düşünde bir güzel görür. Bu güzel Çin'dedir, Maçin'dedir. Çin'den, Maçin'den ona seslenir. Uyanan değirmenci çırağı, uyanan çoban turnaların peşine takılır, gider. Önce bir usta bulur kendine. O ustadan saz çalmayı, söylemeyi öğrenir. Duygularını, düşüncelerini, kıvançlarını, aşklarını ustasının diliyle, ustasının sazıyla, ustasının düzeniyle anlatır. Bir gün kendi de ustalaşır ve aşkını kendisi dile getirir, kendi anlatır. Böylece değirmenci çırağının adı Aşık Ruhsati olur, çobanın adı Feryadi olur. Aşık Veysel Şatıroğlu da günümüz halk ozanlarından, hem de halk ozanlarının en ünlülerinden. Her ozanın bir öyküsü vardır. Veysel'in de kendine özgü bir hayat öyküsü vardır. Nasıl aşık oldu? Saz çalmayı nasıl öğrendi? Bunu sanatçının bizzat kendisinden dinleyelim. Aşık, hayatını kısaca özetler misin? Özetleyeyim efendim. Ben Şargışla ilçesinin Sivri Alan köyünde 1894'te dünyaya gelmişim. Dünyaya gelişimde annem koyun sahanlardan gelirken yol üzerinde dünyaya getirmiş beni. 7 yaşıma kadar ben de herkes gibi koştum, serttim, güldüm, oynadım. 7 yaşımda çiçek hastalığından iki gözlerimi kaybettim. Babam rahmetli bir saz bulmuş getirdi. İşte evvel malum köylerde radyo yok, gramofon yok. Bu düğünlere götürürler. Eğlenti yerlerine götürdüler, ihtibar ederler diye bunu düşünerek misal getirmiş, verdi. Ama işte o andan bu ana kadar çalıp söylüyorum. Yaş 75. 75 senelik hayat bir günde, bir saatte, bir senede hatta tükenmez. Yalnız sazı aldım ama Hoca Nasrattin bir gün eline bir saz almış. Dıngır mıngır ediyormuş. Hanımı sormuş. Demiş ki, ne yapıyorsun hoca? Saz çalıyorum demiş. Demiş, yahu onlar çalanlar elini aşağı yukarı götürüp getiriyordu. Sen orayı tuttun, hiç bırakmıyorsun demiş. Onlar benim tuttuğum yeri arıyor demiş. Evet. Şimdi aşık saz dedin de aklıma geldi. Hayatınla ilgili eserleri okuduğumuz zaman birkaç isimle karşılaşıyoruz. Mesela bunlardan biri Molla Hüseyin. Galiba ilk önce sazı öğrenme konusunda o çok sana yardım etmiş. Sonra bugün türkülerinde söylediğin çam şıkı avazını da Ali Ağa'dan, babanın bostanını kiralayan Ali Ağa'dan öğrenmişsin. Evet. Aşık, gerçekten çok ilginç bir yaşantın var. Ve 75 yılı İki kapılı bir hana sığdırmışsın. İki kapılı bir han dedim, aklıma geldi. Bu konuda senin güzel bir türkün vardır. Zahmet olmazsa onu çalar mısın? Çalayım efendim. Yalnız şurada var ki, o şiirin içinde beliriyor. Yol bir dakikamıklarınca gidiyorum Durum gündüz gece. Evet abi. Oh,
Sağlık Aşık. Anladığıma göre burada daha ziyade hakim olan bütün diğer şiirlerinde de olduğu gibi tasavvufi düşünce. Son yıllarda, özellikle son 10 yılda yazdığın şiirlerde tasavvuf ağır basıyor Aşık. Bunun nedenini izah eder misin? Efendim, şu benim görüşlerim şöyle, misal olarak anlatayım. Bir meyve çiçek açtığı zaman çiçek dökülür. Çağla ismi verirler o meyveye. Evet. Nihayette zaman gelir, meyve tam kemalını bulur. Ondan sonra kokusu, lezzeti tamamen yerine gelir. O hangi bir meyve olduğunu herkes bilir. Bu yaşta böyle oluyor galiba. Evet. Yani olgunlaşma, kemal yaşı. Evet. Olduğu için genellikle tasavvuf şiirleri, tasavvuf düşüncesi egemen oluyor. Egemen oluyor. Evet Aşık. Senin hatta bu konuda çok da güzel bir türkün vardır. Hiçbir türlü bulamadım ben beni. Evet. Onu da çalar mısın zahmet olmasın? Efendim de yalnız işte hiçbir türlü bulamadım ben beni. Hayal mı yemir, rüya mı bilinmeyiz.
Sağlık aşık. Bu gerçekten tasavvuf en güzel şekliyle senin şiirlerinde anlatımını buluyor. Ama şiirlerine baktığımız zaman sadece tasavvufun değil, tabiatın da en güzel, en güçlü bir biçimde bu şiirlerde anlatıldığını görüyoruz. Dağlarıyla, ovalarıyla, sularıyla, rüzgarlarıyla kıpır kıpır canlı bir doğa var şiirlerinde. Renk dolu bu şiirler. Ve hep kendi kendime düşünmüşümdür. Aşık 7 yaşında gözlerini kaybettiğine göre renkleri acaba nasıl canlandırır? Mesela sarı deyince, siyah deyince, kırmızı deyince bizim anladığımız bir sarıyı, kırmızıyı, siyahı mı düşünür? Yoksa Ozan'ın kendi dünyasında tamamen kendisinin yarattığı renkler mi vardır? Diye hep düşünürüm aşık. Bu konuda da beni aydınlatırsan çok memnun olacağım. Evet. Tabii gözlerim açık olduğu zamanlarda kömürü görmüştüm. Siyah değil, onu tanıyorum. Fakat o gördüğüm gibi daha şimdi içerimde canlanan, kafamdaki canlanan o siyahın bir insanların terbiyesiyle bir parlaklık meydana getirmiş. Ama siyah aslında ama onda bir ziya parlayan bir ışık gibi bir şey var. Kırmızıya gelince, kırmızı da babam rahmetli bir kafa kağıdı diye birisini getirdi, oku diyordu. Kırmızıyı o kağıdın üzerinde gördüm. O rengi de yani kan rengine benzediyorum. Evet. Yani anladığıma göre renklerde de ışık var. Var. Evet. Var. Bak aşık, bizim gördüğümüz renklerde Işık eksik. Senin dünyanda gerçekten renkler çok daha güzel, çok daha canlı bir biçimde yer almış. Peki eşyalar ve insanların şekilleri hakkında düşüncelerin var mı? Eşyaya ve insana kendi dünyanda bir şekil veriyor musun? Veremiyorum. Sebebi ise
Aşık Hüseyin şöyle demiş. İnsan kısım kısım yer damar damar. İnsanların hepsi bir renkte, bir ölçüde değil ki ona göre bir karere varayım. Onun evet. için varamıyorum. Evet. Demek bundan aşık yıllarca önce sana gözlerini açmayı teklif etmişlerdi. Kabul etmemiştin. Bir dünyam var içimde benim. Bu dünyamı bozmayın. Benim yarattığım dünya çok daha güzel demiştin. Evet. Şimdi daha iyi anlıyorum bunun nedenini. Evet. Aşık, hatta bu konuda güzel de bir şiirin var. Evet. Zahmet olmazsa seni de çok yoruyoruz ama. Estağfurullah. Ağzına sağlık aşık. Seni Tanrı ulusuna, ulusunu da sana bağışlasın. En güzel çağındasın, en olgun çağındasın. En iyi şiirler verecek çağındasın. Yalnız son yıllarda geçirdiğin bir iki ağır hastalığın etkisiyle olacak. Çocuğundan öğrendiğime göre mezarınla ilgili vasiyete başlamışsın aşık. Mesela demişsin ben ölünce mezarımın üstüne katiyen taş koymasınlar. Çimentodan herhangi bir şey yapmasınlar. Bu konuda da biraz açıklamada bulunur musun? Neden istemiyorsun taş konmasını? Evet. Şimdi eğer gözlerim olsaydı
Ben toprağı göremeyecektim. Toprağın özelliklerini bilmeyecektim. Çiğneyip geçecektim toprağı. Şimdi taş koyma dediğimin sebebi şu. Ben öldükten sonra üzerimde otlar bitsin, çiçekler açsın. Taş kapadır, çimento kapadır, hiç kimse istifade edemez. Yalnız benim toprağım da milletime hizmet etsin. Oradaki biten otlardan koyun yesin, et olsun. Kuzu yesin, süt olsun. Arı yesin, arı götürsün, bal olsun. Ben orada taşın altında yatmakla bir istifadem yok. Düşüncem bu. Bunun için üstümü kapatmayın diye her an rica ediyorum. Evet, çocuklara. Yani nasıl yaşarken ulusuma, insanlığa yararlı oluyorsam, ölünce de toprağa karışan bedenim toprakla birlikte insanlığa yararlı olsun. Yararlı olsun. Bitkiler büyüsün. Zaten Aşık, sendeki toprak diğer birçok ozanlardan değişik bir biçim alıyor. Sen toprağı her yanıyla seviyorsun. Üretimiyle seviyorsun. Mesela koyun verdi, kuzu verdi, süt verdi, yemek verdi, ekmek verdi, et verdi diyorsun. Her şekliyle seviyorsun. Aşık, seni de çok yoruyorum. Şöyle kısaca topraktan da bir iki mısra okur musun? Okuyayım. Sadık yârim kara topraktır. Beyhude dolandım, yar boşa yoruldum. Benim sadık yârim kara topraktır. Kara topraktır. Nice güzellere bağlandım kaldım. Bağlandım kaldım. Nice güzellere ne yar bağlandım kaldım, bağlandım kaldım. Ne bir vefa gördüm, ne faydalandım. Her türlü isteğimi yar topraktan aldım. Benim sadık yârim kara topraktır, kara topraktır. Koyun verdi, kuzuyu verdi, süt verdi, verdi, süt verdi. Koyun verdi, kuzumuzu verdi, süt verdi, verdi, süt verdi. Yemek verdi, ekmek verdi, et verdi. Kazma ile dövme dövme yiyince gıt verdi. Benim sadık yârim kara topraktır, kara topraktır. Karnın yardım kazmayı inan beline, ey yar beline. Karnın yardım kazma kazma inan beline, yine yar beline. Yüzün yırttın tırnağı kınan eline. Yine beni karşı karşıyaladı gülüne. Benim sadık yârim kara topraktır, kara topraktır. Her kim ki olursa bu sırra mazhar,
Isırama sar. Her kim kim olursa ne yer bu sırrıma sar, bu sırrıma sar. Dünyaya bırak ölmez bir eser. Gelir ve seline yar bağrına basar. Benim sadık yârim kara topraktır, kara topraktır. Benim sadık yârim kara topraktır, kara topraktır. Ağzına sağlık aşık. Demek ki kısaca özetlemek gerekirse, şiirlerinde son yıllarda genellikle egemen olan tasavvuf düşüncesi, bunun da nedeni insanın yaşının ilerlemesi ve yaş ilerledikçe kemal ermesi. Sen de bizlerden çok daha değişik bir biçim ve anlam kazanıyor. Bütün anladığıma göre gerek siyahı gerek kırmızıyı ışıklı olarak kendi dünyanda yaratmışsın. Eşyalar ve insanların şekilleri hakkında henüz bir kendi dünyan içerisinde, kendi kavramların içerisinde onlarla ilgili herhangi bir düşüncen, şekle ait bir düşüncen yok. Toprak senin için sadece birçok ozanlarda olduğu gibi insanların yetişip gideceği yer değil, ama aynı zamanda insanları doyuran, besleyen bir üretim aracı. Onu bir köy adamı olduğun için halk ozanı, halk ozanlığının dışında aynı zamanda bir köy adamı, üretim içinden gelen bir insan olduğun için toprağı sürekli olarak gerek insanları, gerek hayvanları, bütün canlı varlıkları besleyen, onları emziren bir varlık olarak daima düşünmüşsün, ele almışsın. Toprakla o kadar haşır neşirsin ki çocuğuna öldüğün zaman toprağın üzerine herhangi bir taş koymamalarını ya da çimentodan herhangi bir şey koymamalarını istiyorsun. Bundan böyle de insanlığa yararlı olmak, toprakla birleşip insanlığı beslemek istiyorsun. Çok mutlu, çok mutlu bir anlatım, çok mutlu bir yaşantın var aşık. Tanrı seni bizlere bağışlasın. Sağ olun. Güzel güzel şiirlerini bekleriz. Seni de yordum. Estağfurullah. Sağ olasın. Yardım edeyim aşık. Kalk.